30 Ağustos, 5 Eylül balık burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Lütfen beğenin. Lütfen butona basın. Yorum yazın. Yani gerçekten emeğe saygı ya. Nedir o dinleyip kaçmalar yani? Hiç hoş değil gerçekten yani. Neyse şöyle söyleyeceğim. Bu hafta değerli balık burçları, iş ortağınızla ya da iş alanınızdaki çalıştığınız arkadaşlarınızla inanılmaz güzel bir takım haftası, takımlı hani ekip çalışması yaşayacaksınız ki kendi içinizdeki girişimci ruhunuz, kendinizi doğru ifade etme ve kararlılığınız gerçekten etrafta alkış toplayacak. O yüzden cesur yönünüze devam edin. Çok güzel işler, yenilikler, toplum alanında kendi enerjiniz daha ön planda çıkacak. Çok güzel projeler ve bu projeler sizin için doğru başlangıçlar olacak. Hiç ummadığınız yeni teklifler içinizi kıpır kıpır yapacak. O yüzden kimle, nerede çalışmak istiyorsanız, hangi konuda ilerlemek istiyorsanız, bu konu sizin için bu hafta başlangıçlar ve işinizde hedeflediğin noktaların altyapısını oturtacaksınız diyorum. Eğer ortaklı işinizle alakalı da bitirme kararınız varsa bence bitirmeyin. Buranın rızkı ve bereketi ciddi anlamda büyümeye ve işinizi daha büyük fikirlerle büyüteceksiniz. Büyük ticaretle uğraşmak, yeni oluşumlar, yeni herhangi bir aksi giden olumsuzlukları iyileştirip tam size ait bir enerjinin geçişini yapacaksınız. Bence sabrınızın sonu gerçekten derin sularda yüzmek. Siz derin ve hak ettiğiniz sulara planlı, enerjiniz yüksek ve adımlarınız yapacağınız işlerle ilgili çok güzel oluşumlar var. İşsizseniz bile güzel fırsatlar. Hatta bunun yanı sıra hafta sonu pazar, cumartesi gidip pazar denize gireyim, pazartesi işimin başına başlayayım diyen insanlar için de güzel bir hafta sonu. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de huzurunuzu daha net bir şekilde aydınlığa kavuşmuş olacağınızı hissediyorum. Bu ara yurt dışı ile ilgili iş kurmak, orayla ilgili yeni sözleşmeler, hedefiniz varsa bunlarla ilgili gerçekten güzel fırsatlar, güzel alanlarda iyi fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz süreçte ve mantığınızla birlikte doğru adım attığınızda da bu kapılarınız harika bir şekilde açılacak. Devlete girmek istiyorsanız, büyük kurumsala girmek istiyorsanız, yani alanda kendinizi ispatlayıp her noktada hak ettiğim değeri almak istiyorsanız bu hafta altyapınız var. Ve şöyle söyleyeceğim, 25 Eylül itibariyle de birçok şeyin kararınızda doğru adım attığınızı ve hem doğru çizginin içerisinde yürüdüğünüzü ve ilişkileriniz ve iş çevrenizdeki insanlardan ödülünüzü alma, kendinize ait değerlerinizin ön planda olacağı bir nokta olacak. Özel hayatınızla alakalı bazı şartlar sunabilirsiniz sevgilinize ya da ilişkinize. Bu şartlar biraz ağır olacak ama yani kime göre, neye göre ağır olacak diye hemen bana söyleyebilirsiniz. Mesela sevgilinize bazı yasaklar getirebilirsiniz. Cep telefonunu takip edebilirsiniz. Bu takip size zarar getirebilir. O yüzden bu ara ilişkinizde özgüveninizi oturtun. Çünkü karşı tarafa gereksiz takip ve yani eşinize, ilişkinizi takip aldınız. Bence burada siz kendinizi bir takip alın. Yani çünkü ilişkide çünkü her şey çok iyi giderken ilişkiyi hani önemsemeyeceğiniz için karşı tarafın paranoyakça düşündüğünü, saçma sapan olduğunu ifadeleri kullanacaksınız. Evet, akıllı ve mantıklı konuşuyorsunuz ama rica ederim karşı tarafında sizinle olan sevginize, sizinle olan değere ihtiyacı var. Hadi bu dönem sevgilinize güzel sözler söyleyin, onu hediye alın, onu sürpriz yapın, birlikte baş başa yemek ve birlikte zaman geçirip gözlerinin içine bakarak onu sevdiğinizi söylemeniz karşı tarafa da güven ifadesi olacak. Özellikle evli olanlar ve nişanlı olanlar da bu ara böyle gözü ters dönüyor ve ben bıktım artık. Yani her şeyi ben yapıyorum, susmaktan yoruldum. Hiç ben değer bu ilişkide neredeyim, kimim diye yargılıyorsunuz kendi kendinize. Eşiniz ya da ilişkiniz bunu size güzel ifade edecek ve bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Sevgilisi olmayanlar, çok kalabalık ortamlarda, enerjisi yüksek alanlarda tanışacağınız kişiyle güzel zaman geçireceksiniz ama evlilik yapacağınız insan değil. Gönlünüzü fazla kaptırmayın. Geri gelmesini istediğiniz ve küs olduğunuz insanı da artık unutup başka biri gelecek. Bu sizin için daha hayırlı. Üniversite yıllarında tanıdığınız
ya da lise yıllarında tanıdığınız eski arkadaşınız duygusallarınızı size ifade edecek. Ağzınız açık kalabilir. Özellikle bu 24 Eylül ya da 17 Eylül arasında gerçekleşebilir. Şoka girebilirsiniz. Şoka girmeyin. Ailenizde miras konuları, bazı çözülmesi gereken noktalar var. Biraz üstüne gitmeniz sizin aileniz için de sizin için de kar olacak. Bence vazgeçirmeyin. Sağlık olarak özellikle basur, mantar ve saç dökülmeleriniz, alerjik sorunlarınız olabilir. Aksiyetiniz artabilir. Yanlış söylediysem de affedin. Siz doğrusunu yazın. Ben de zaman içerisinde öğreneyim diyorum. Ama mahkemeyle ilgili sorunlarınız varsa da bunlar sizin için olumlu. Haksızlığa bile düştüyseniz haklı evrelerin devam edeceğini, kendinizi en iyi şekilde ispatlayıp iş mahkemeniz, para mahkemeniz varsa bunları doğru şekilde kazanç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Tüm haftalar bizimle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.